Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sesim çok gidik elimden geldiğince kısık sesle bu videoyu çekmeye çalışacağım. Ama öncesinde bir bilgilendirmede bulunayım. Bilginiz olsun domuz eti yemek haramdır. Ama zaruret halinde sizi hayatta tutabilecek kadar yiyebilirsiniz. Buna müsaade vardır. Aynı şekilde kulak yemek de haramdır. Hele hele milyonlarca kulun hakkını yemek daha daha haramdır. Bunun zarureti de yoktur. Bu haramdır. Rabbim kimseye haram yedirmesin. Şimdi sevgili arkadaşlar Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu e, yani hayırsız uğursuz olsun şampiyonlukları ve dün oynanan müsabakada 4. dakikada Visca ile kazanılan bir penaltı vuruşu var. Bu penaltı vuruşu yani penaltının kazanılması ayrı ama penaltı sonrasında da penaltının tekrar edilmesine Adana Demirsporlular ve futbola e, inanan, adalete inanan insanların hepsi isyan etmiş durumdalar. Şimdi Simon Deli'nin Visce'ye 4. dakikada yapmış olduğu üfürükten müdahale, şaka yapmıyorum gerçekten üfürükten müdahale. Yani muhtemelen üfürükle yapmış olduğu müdahale penaltı olarak nitelendirildi. Şimdi e, tabii ki de birkaç şey söylemek istiyor insan. Ama önce şöyle bir şahsın söylediği sözü gözler önüne getireyim. Şimdi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösteriyor. Abdülkadir Ömür topun başına geçiyor ve Muriç'i penaltıyı engelliyor. Pozisyon öncesi Adana Demirsporlu futbolcu ceza sahası içine girdiği için var hakemi Özgür Yankaya Uyarıyla penaltıyı tekrarlatıyor. Sonrasında Bruno Perez topu ağlara göndererek takımı 1-0 öne geçiriyor. Yani her şey normal. Yani her şey normal. Ama şu ekrandaki arkadaş birilerinin evladının ölmesini isteyen arkadaş herhalde bu penaltıya çok çok sevinmiştir. Ya da çocuğunu pamuklara sarmıştır. Aman evladım ölmesin. Çünkü milyonlarca kişinin hakkına girdim. Başımda buldum bir gün sonra diye. Şimdi Fenerbahçe dün daha doğrusu iki gün önce Rize'de kazandığı zaman bir sürü Fenerbahçe taraftarı aynı şeyi söyledi. Dedi ki ulan yani e, arkadaş Bayiano o hareket yapılır mı? Bu hareket kırmızı. Yani bir futbolcuya tokat vurmak Türkiye'nin her yerinde kırmızıdır ha. Formanızın renginde bordo yer alıyorsa ona kırmızı verilmeyebilir. Bu sizin açınızdan normal gelebilir ama. Futbol oyun kuralları çerçevesinde bu kırmızı karttır. Şimdi senaryoyu değiştiriyorum. Kırmızı kartı Valencia yedi. Fenerbahçe'de maçı kaybetti. Hiçbir Allah'ın kulu hakeme sövmez Fenerbahçe'de. Herkes Valencia'ya kızardı. Ya gerizekalı mısın? O saniyede o hareket yapılır mı? Ne kadar kinlendin ki? Ne yaptı ki? işte kişisel hayatta sevgilini mi elinden aldı. Ne yaptı? Yuvanı mı yıktı? Nedir bu kin? Nedir bu öfke derdik? Ya da penaltı pozisyonları işte vücut uzuyor kardeşim bitti işte. Ya da abi adam arkadan basıyor işte. Ya öyle bir pozisyon vardı ki maçın içerisinde. Bak maçın içerisinde öyle bir pozisyon vardı ki İrfan Can'ın hareketine kırmızı diyenler şu pozisyonda 3 maymun oynadılar. Yani şiddete şöyleydi, böyleydi, hemen oldu, çekti, etti. Yani söz konusu bu olunca bu. Peki şu fotoğrafı gördüğünüz zaman hiç mi içiniz sızlamadı? Sızlamamıştır muhtemelen. Benim en çok buna içim sızladı işte. Baktığın zaman Salahin'in kol alçıda. Crespo ameliyat olmuş durumda. İki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Peki Trabzonspor'un kazandığı penaltı doğru mu? Ben şimdi senaryoyu değiştiriyorum. Trabzon değil de Adana Demir o penaltıyı kazanmış olsaydı ne başkanlarının FETÖ'cülüğü kalırdı. Çünkü çok FETÖ -metö bir şeyler söyledi ettim. Ne Ayarlanmış lig kalırdı, ne Fenerbahçe kalırdı, Fenerbahçe'de hakemler ayarlamış, bak Beşik'e falan filan denirdi. Uzun lafın kısası, hatta şu denirdi. 8 Mart'ta hakemler gitti, o günden beri Trabzon Galip gelemiyordu, gelemiyordu. Hakemler geri döndü denildi, hemen Trabzon Galip getirildi, denirdi, şey pardon yani benzeri söylenirdi tam tersi. Bu kararla ilgili bir yine spor yorumcuları Lali orta yanlış karar. Bülent Yıldırım yanlış karar. Penaltı ile uzaktan yakından ilgisi yok. Deniz Çoban yanlış karar. Fenerbahçe Spor Kulübü skandal dik. Şimdi Fenerbahçe yöneticiden penaltı tepkisi geldi. Nedir o tepki? Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş ee, Trabzonspor müsabakasında penaltına ilgili sosyal medyadan ee, bir tepki koyuyor. Diyor ki gol olana kadar attır diyor. Yani binlerce beğeni aldı diyor. Yani normaldir. Yine Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması geldi. Skandal lig. İşte asıl mevzu burası. Bakınız burada konuşacağım çok şey var. Buradan sonrası hem haber hem de yoruma giriyor. Bilginiz olsun. Benim yorumlarımı önemsemiyorsanız izlemek zorunda değilsiniz. Ama şu açıklamayı bir dinleyin önce. Fenerbahçe Trabzonspor'un Adana Demirspor'u hakemle mağlup ettiği maçın ne mağlup ettiği maçın ardından bir bildiri yayınladı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimine tepki gösterdi. 2021-2022 sezonu yarışla değil, skandallarla anılacaktır. Skandal lig başlıklı. Önce şunu söyleyeyim. 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. İkincisi Trabzonspor'dur. Trabzonspor'a karşı rakipler aman Fener şampiyon olmasın diye ne kadar da alttan alsalar da Trabzonsporlarda da dediği gibi Buca maçında kesinlikle şike var. Buca Trabzonspor maçında e, onlar Buca maçında şike olduğuna Kur'an-ı Kerim üstüne yemin ediyorlar. Buca maçı şikeli diye. Ya yani dışarıdan baktığımız kadar bize de aynı şekilde geliyor. Çünkü Umut Bulut'un rahatça gol atması, yatması için i̇şte Kara Karabük maçı şikeli diye yemin ediyorlar. Bizce de Karabük kalecisi 61 numaralı oyuncu sanki bilerek yemişçesine o, o, maç oynadı. İşte Emenike'nin oynamaması şikeli diyorlar. Kesinlikle katılıyoruz. Emenike Trabzonspor maçında oynamadı. Kadroda yoktu. Kadro dışıydı. Fenerbahçe maçında oynamadı. Ee, herhalde Trabzon maçındaki den bahsediyor. İşte yatan rakipler diyor. Kesinlikle katılıyoruz. Şikedir yatan rakipler. 90 artı 5'te falan Fenerbahçe tarzur. Gaziantep'e gol atarken hani gelin bize gol atın dercesine oynuyorlardı. Ama bu sezonla ilgili benim bir cümlem vardı. Dedim ki Fenerbahçe 2010-2011 ile kanırta kanırta şampiyon oldu. Birilerinin çok zoruna gitti. Operasyon düzenlediler. Hem de öyle böyle değil. O operasyon başarısız oldu. Ancak Yargıtay kararıyla herkes biliyor ki orada bir operasyon var. Fenerbahçe'ye birileri operasyon yaptı. Ama tertemiz şampiyon. 2021-2022 sezonunun şampiyonu ömrü billah şikeli şampiyon olarak anılacak dedim. Yani ben Fenerbahçe falan şampiyon olmasını istemiyorum diye de belirttim. Allah yazdıysa olsun dedim. Yani sakın şuradan Trabzon şampiyonluğu falan vermesin. Çünkü bu sezon şikeli bir sezon. Federasyon başkanı, MHK başkanı, üyeleri istifa etmiş, 14 hakem kovulmuş Demişler ki bu hakemler e, hani özgür iradeleriyle karar veremiyorlar. Yani birilerinin talimatıyla maç yönetiyorlar. Sonra o hakemler geri alınmış vesaire vesaire. Yani böyle bir sezonda şampiyon olmak inanılmaz. Fenerbahçe diyor ki Süper Lig 2021-2022 sezonu. Sezon boyunca defalarca kez şahit olduğumuz şekliyle tarihe iz bırakan, imajına yakışır, eşi benzeri görülmemiş final haftaları yaşıyor. Ben şunu da söyleyeyim. Dün ben 2 gün önce Çaykur Rize'nin Fenerbahçe futbolcularını sakatlamaya oynadığını iddia etmiştim. Hatta şey demiştim. Fenerbahçe'ye baktılar şampiyonluk için koşuyor. Ulan bari sakatlayalım da durduralım mantığındalardı. Sakatlayamadılar. Fenerbahçe'yi sakatlayamayınca ne yapacaklar? Birilerine yardımcı olacaklar ki Fenerbahçe ekarte olsun. Yani bu kadar korku veriyor Fenerbahçe dedim. Sonuç ortada. Devam edelim. Tüm futbol sezonu boyunca yaşanan skandallar silsilesi bu akşam oynanan maçta başta Yaşar Kemal uğurlamak üzere hakem grubunun yönetim biçimiyle taçlanmıştır. Tüm futbol kamuoyunun gözleri önünde yaşanan ve her geçen gün dozu artan skandallara dair söyleyecek söz, yazacak cümle bulamıyoruz. Bu sezon yarışın adil rekabette de değil, skandallarla belirlendiği bugün kamuoyu vicdanında bir kez daha net bir şekilde görülmüştür. Hakemler eliyle puanların alınıp verildiği, MHK kararları ve hakem facialarıyla mütemadiyen gündemin meşgul edildiği adil rekabetin yerle bir edildiği Güven müessesesinin tamamen yok olduğu bu sezonda. Şimdi hepinize soruyorum. Bu sezon güvenilir mi? Bu sezon adil mi? Adil rekabet var mı? Sonuçları hakemler mi belirledi? Oynanan futbol mu belirledi? E böyle bir sezonda diyor. TFF başkanından başkan vekiline ve tüm yönetim kuruluna, MHK'sından hakemlerine ve emeği geçen bütün paydaşlarına kadar herkesi kutluyoruz. Türk futbolundaki bu rezilliklerin bu rezilliklerin son bulması adına bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam edeceğimizi vurguluyor. Bu durumdan rahatsız olan her kulübü, futbolun tüm paydaşlarını bu duruşa davet ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Şimdi i̇şte bu durumdan rahatsız olanları davet ettik ama bu durumdan kimse rahatsız olmaz. Niye biliyor musunuz? Geçen sene ben birkaç tane WhatsApp grubundaki arkadaşla tartıştım. Ben onlara Beşiktaş'ın hani hakemler eliyle kollandığını yani kollandığını misal veriyorum işte Rozier'in dokunulmazlık zırhına bürünüp haftalarca kırmızı kart almadığını bu sayede şampiyon oldu. İşte gez alın falan bir dirseği falan var verilmeyen kartlar. Hani bunların etki ettiğini Kayseri maçında bir penaltı verildi geçen sene Beşiktaş'a. Yani dünkü penaltıdan daha komik sayılabilir nitelikte. Bunları söyledim. Arkadaşlardaki ya adamlar oynuyor. Şimdi Hakemler seni kollarsa oynarsın. Fenerbahçe-Rize maçını baz alalım. Diyelim ki kararlar yanlış. İki tane penaltı yanlış diyelim. Kırmızı kart yanlış diyelim. Yanlış diyelim. Fa yani farz edelim yanlış. Skor. Fenerbahçe 6-0 kazandı. Birisi çıksa desek ya Fener hakemle kazandı. Öbürü nedir? Ya arkadaş hakemle kazandı da bir tane kazandı iki tane kazandı. Adam 6 tane attı. İşte... Rize'de de yemeğe de Şöyle böyle bak 50 tane kılıf bulursunuz. 50 tane kılıf. Ben orada Bay o aptalca hareketine yani sinirliyim. Şimdi Bay Yano suçsuz yere Hakem dese ki bana küfür etti. Bilmem ne. F nokta nokta of dedi. Hani git başımdan dedi. Kırmızı kart verseydi. Olur muydu? Bu ülkede küfür etmediği halde kırmızı kart yiyen futbolcumuz var. Fenerbahçe'nin kırmızı kart yiyen futbolcusu var. Küfür etmediği halde. Şampiyonluklar oldu Fenerbahçe oradan. Biz neler yaşadık. Şimdi geçen sene de Beşiktaş ya hakemler bir giriyordu devreye. Rakipleri sindir. Ona kart ver, ona kart ver. Bu yapıyordu, vermiyordu. Aa diyor tamam bu maç gitti. Ya futbolcu da çırpınmaz. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Maaşınızı alamayacağınızı biliyorsunuz. Full performans çalışır mısınız? Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. misal bir satış departmanındasınız. Primle çalışıyorsunuz. Daha çok satmak için yırtınırsınız. Tabiri caizse. İşte burası da böyle. Aynı şekilde bu sezon için de söylüyorum. Evet Trabzon'un iyi oynadığı maçlar var. Geçen sene Beşiktaş'ın iyi oynadığı maçlar var. Bir Fenerbahçe'yi 4-3 yendiler mesela. O maça bakın verilmeyen kartlar şunlar bunlar. Beşiktaş'ta arkadaşlarıma anlatıyorum. Hepsi 90 artı küsürde verilmeyen ikinci sarıdan bahsediyor işte. Fenerbahçe kalecisi kırmızı yemeliydi. 90 artı küsür. Beşiktaş'ın ilk iki golü faul diyorum. Yemediği iki tane kırmızı var diyorum. Tamam kabul de diyor. Fener kollandı o maçta diyor. 90 artı küsürde yemediği kart diyor. Bu da buna benzer bir mantık. Şimdi e, bu skandal lig yani Hulusi Belgi diyor ki tekrar söylüyorum bu lig şaibelidir. Bu sezon oynanmamış sayılmalıdır. Siyasetin spora müdahalesi son bulmalıdır diyor. Şimdi siyaseti ben anlamadım ne olduğunu. Yani neyi kastettiklerini çok anlamadım. Belki de siyasete çok uzam. Ondan dolayı anlamadım. Ama sonradan çaktım köfteyi. Şu köfte şu. Malatya Spor küme düşmenin kaldırılması için MHP Malatya milletvekilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürmüş. Ki bunu da kendi açıklamış sanırım. Herhalde siyasetten kasıt bu. İkincisi Göztepe'de Gaziantep maçı öncesinde görevi bırakmak isteyen Stefan Tomaş'a Göztepe yönetimi küme düşmenin kaldırılması yönündeki karar lehte veya aleyhte verilinceye kadar görevde kaldı demiş. O da kabul etmiş. E, Tomaş sırf bu karardan dolayı ülkeye geri döndü diyor meşhur bir doyumcu. Yani Hulusi Bey de diyor ki bu lig oynanmamış kabul etmiş. Şimdi küme düşme kaldırılırsa şampiyon da kaldırılsın. Sayılmasın. Ya Trabzon alışkın. Yani ikinci olduğu senede biz şampiyonuz demeye alışkın. Ki yani o sezonda ee, söyledikleri gibi şikeli maçlar vardı. Kesinlikle katılıyorum. Yani Buca Trabzon maçında o Buca'nın Buca gel de bize gol at diye son saniyelerde apar topar yediği golü Fenerbahçe herhangi bir maçta atsaydı Aziz Yıldırım hala içerideydi. Ya da dün, dünkü penaltıdan bir tane almış olsaydı Aziz Yıldırım hala içerideydi. Şimdi Fenerbahçe kınama yaptı. Hulusi Belgi diyor ki tamam kutladık kınadık. Sonra Sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Her sene tekrar eden tiyatroyu sadece kınamakla nasıl başarılı olacaksınız? Talimatla gene TFF başkanı seçilecek. Siz ne yapacaksınız? Talimatla kurullar seçilecek. Siz ne yapacaksınız? Sorumluluğunuzun farkına varın diyor. Şimdi Fenerbahçe kötüye giderken Fenerbahçe taraftar arasında bir söylenti vardı. Diyorlardı ki Ali Koç bilerek takımı kötüye götürüyor. Takımların satışı açıklanacak. Ali Koç da Fenerbahçe'yi satın alacak. Amacı bu diyorlardı. Ben de şunu söylüyordum ya Fenerbahçe kötüye gitmesi Ali Koç'un niye şey yapsın arkadaş Fenerbahçe'nin piyasa değerinin düşmesine gerek yok ki. Şimdi 100'e aldığın bir ürünü 150'ye satarsan yüzde 50 kar elde etmiş olursun. Aynı ürün işte ezik olsun büzük olsun sen onu 5'e alıp 7,5'a satarsan yine 50 kar elde etmiş olursun. 5'e alıp 7.5'a satarsan elde etmiş olduğun kar TL bazında 2.5 TL. Ama 50 yani 100'e alıp 150'ye satarsan 50 TL. 50 TL kar elde etmek varken 2.5'a tamah eden kişi geri zekalıdır benim gözümde. Bunu anlattım. Arkadaşlar da dedi ki ya hocam öyle deme şöyle böyle falan filan. Şimdi Metin Sipahioğlu'nun bir açıklaması var. Sezonun özeti. Türkiye'de MHK ve hakemlerin çifte standartları tarihi zirvede. İstediklerini bitirip diğerini uçuruyorlar. Çözüm artık tek ve zorunlu. Gereksiz milliyetçilik bitmeli. Önümüzdeki sezon MHK'da tüm hakemler de yabancı olmalı. Yoksa futbol bitecek. Ben burada şu şekilde katılmıyorum. Şu 14 hakem temizlendi. Hakemlerin yönetimleri o kadar güzelleşti ki. Yani Trabzon kazanamaz oldu falan filan diye değil. Fenerbahçe maçlarına bakıyorum. Hakemlere kızamıyorum ya. Adamın kimlikte Trabzon yazıyor. Ee, şeyden bahsetmiyorum. Trabzon maçında o istiklal maçı okuyan Samet'ten bahsetmiyorum. Şeyin hakemi Yasin Kolun. Kimlikte Trabzon yazıyor. Yani sadece adamın kimlikte şey Trabzon ibaresini sil. De ki bu adam işte memleket aşığıdır. Adil yöneten bir hakemdir yaz. Kimse itiraz etmez. Şimdi şu gün bırak Trabzon'u geçtim. Trabzon'un yanındaki ilden olsun. İnsanlar artık şüphe etmeye başladılar. Niye? Geri geldi hakemler diye. Hani o adil karar veremeyen birilerinin zoruyla yönetiyorlarmış. Onlar geri döndü diye. Ben hakemlerin yabancı olmasını değil, ben hakemlerin Allah'tan korkmasını istiyorum. Allah'tan korktukları zaman ne kadar güzel maç yönetiyorlar. Bak Allah'tan korktukları zaman dünyanın en iyi hakemleri bizde. Aksine iddia eden futboldan anlamıyordur. Yine devam edeyim Metin Spayol'la. MHK ve hakem skandallarından rahatsız kulüpler bir araya gelmeli. Şimdi Galatasaray diyor ki, Ulan geçen sene Beşiktaş'ı yaptılar. Bu sene Trabzon'u. Ben çenemi kapatayım seneye de beni yaparlar. Derler. İşte Adana Demirspor diyor ki ulan bizi Trabzon maçında doğradılar. Belli mi olur belki kalan maçlarda sesimizi çıkarmayalım. 3-5 hakem desteğine belki Avrupa'ya gideriz. Ya bir misal veriyorum sadece örnek. Yoksa böyle bir düşüncelerin olduğunu zannetmiyorum. İşte Beşiktaş çok ulan geçen sene şampiyon olduk. Bu sene Trabzon oluyor. Olsun başkanımız zaten Trabzonsporlu. Ha Trabzon olmuş, ha Beşiktaş olmuş. Aynen. Olan bir sene daha dururuz. Sonra gene bunlar bizi şampiyon yapar. Sesimizi keselim. Galatasaraylılar şey diyor. Biz hakemlerine itiraz ettiğimizde siz bize destek vermediniz. Lan sizin itiraz ettiğiniz şuydu. Trabzon'un aldığı penaltının aynısından almak için itiraz ettiniz. Buna niye verilmiyor? Ceza sahası içinde her türlü ittirme penaltıdır. Bunu diyen kişi gerizekalıdır. Net olarak gerizekalıdır. Hakiki gerizekalıdır. Ceza sahası içerisinde her müdahale penaltıdır diyen. Bunu diyen hakiki geri zekalıdır. Bak hakiki geri zekalıdır, orijinal geri zekalıdır. Her müdahale penaltı değildir. Havadan top geliyor. Havadan top geliyor. Sıçradım, kafayla vurdum. Aşağı inerken şu parmağım açıldı. Ya orta parmak olmasın, yanlış anlaşılır. Şu parmağım açıldı. Rakibi şurasına şöyle değdim. Bu penaltı mı? Yani şöyle çıktım, aşağı inerken şu şöyle hafif değdim. Bu penaltı mı? Buna penaltı diyen hakiki gerizekaldır. Orijinal, safkan gerizekaldır. Üstüne tarla kurun Ben yani bir tane o tarlaya da bir bina falan dikin. Ceza sahasında her türlü müdahale penaltıdır. Tamam. Kalecilerin dokunulmazlığı var biliyor musunuz? Dokunulmazlığı var. Altı pasta. Kaleci önce dokunursa sıkıntı yok. O zaman kalecinin her türlü dokunması penaltı. Niye? Tam tersi olunca dokunulmazlık var. Her türlü dokunmak şey geliyor mesela orta geliyor. Kaleci topu almak için elini kaldırdı. Kaldırırken şu eli hafif rakibin formasına değdi. Ama topu aldı. Bu penaltı mı? Her türlü dokunma penaltı ya. Şimdi aynı arkadaşlara diyorum ki kim miyiciğini kırmızı kırmızı kırmızı. Hüseyin Türkmen'in bir dirseği var rakibe. Gaziantep maçıydı. Yok Gaziantep maçı değil başka bir maçtı herhalde. Higo'nun kırmızı kart yemesi gereken maç Gaziantep'te. Neyse bu maçta başka maç. Bu pena, bu kırmızı mı diyorum? Yo ikili mücadele omuzunu koydu. İşi böyle yorumlarsanız, işi böyle kendinizce yorumlarsanız, yarın bir gün mahkemeye, Kübra'ya gittiğiniz zaman çok sıkıntı yaşarsınız. İnsanlar dürüstlük yüzünden dininden olabiliyor. Bakın dürüstlük yüzünden dininden olabiliyor. Haklıyı değil de dostunuzu, akrabanızı kollarsanız dininizden olabilirsiniz. Bakın bizim amacımız, bu dünyaya gelme amacımız Fenerbahçe, Trabzon şu bu falan filan değil. Ya sizi bilmem. Siz krem peynire de tapabilirsiniz. Yani herkesin inancına saygım var. İsteyen krem peynire tapsın. Benim en azından bu kadar organizasyon yapılmış, yani sayamadığımız kadar gezegen, güneşler, şunlar bunlar, galaksi şu bu. Hayat bizim için var. İnekler, koyunlar, keçiler, arı, o bu şu bu kadar organizasyon insan için yaratılmış. Eşrefi mahlukat olmayacağını en yaratılmışların en şereflisi diye. Bu kadar organizasyon herhalde boş beleş değil. Hani bir fabrika düşünün. Fabrikada 750 bin kişi çalışıyor. Öyle bir fabrika. 750 bin kişi çalışıyor. Ne üretiyorsunuz? Kağıt. Günde bir tane şu kadar kağıt üretiyoruz. Deseler lan gerizekalı mısınız dersin. 750 bin kişi bunun için mi çalışıyor? Ya siz de diyorsunuz ki işte ya yaşayıp öleceğiz. Reenkarnasyona inanırım işte. Sonra sucuk olarak dünyaya geleceğim falan. Buna inanıyorsanız da saygım var bir şey diyemem. Ama bu kadar buna gelmişken ulan bari karakterli yaşayalım ya. Düzgün yaşayalım. Yapmayın etmeyin. Size yapılmasını istedim istemediğinizi başkasına yapmayın. Bakın aynı karar. Videonun başında söyledim. Valencia tokat vursa bunu ben nasıl savunacağım size? Yağma tokat vurdu da görmedi. O zaman elini öyle rastgele sallamayacak. Adam orta açmış. Ben gelişine kafa vurayım diyorum. Kafayla vuramıyorum. Elimle dirseğine vuruyorum. Düşürüyorum penaltı. Ama görmedim ki. Diyebilir misiniz? Adam orta açmış. Yine ben kafa vurmak istiyorum. Elim daha önce gidiyor. Kafa yerine elimle vuruyorum. Ceza sahasında penaltı. Ama benim niyetim kafayla. Yani niyetimi okumanız lazım diyebiliyor musunuz? Ama kıvırmak için her şeyi yapıyorsunuz. Devam edeyim kusura bakmayın. Adil birlik samimiyetle isteniyorsa toplu açıklama ile milyarlarca TL yatırım yapılan sektörün Türk MHK ve hakemleriyle adil yönetilmediği açıklanıp yabancı MHK, yabancı hakem talep edilmelidir diyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Ahmet Ağoğlu ilk devre bitene kadar yaklaşık 8 maç hakem konuşmayacağız dedi. Ali Koç da dahil birçok kişi buna imza attı. Bence ortaklık var. Yani Ali Koç ve o imza atan herkese denildi ki bu sene Trabzon şampiyon olacak çenenizi kapatın. İnsanların aklına bu geliyor. Başka türlü niye imza atsın? İlk, dene, ilk devre skandal yok muydu? Mesela Fenerbahçe'nin Trabzon maçı skandal değil miydi? Buna imza atıyorsan başkan olarak ya seni susturdular arkadaş istediğiniz kadar yırtının. Bu sene böyle olacak denildi. Ya da 8 maç için size bir garanti verildi ki o 8 maç bitince çıkar derdin arkadaş. Bize 8 maç adil denildi. Bundan sonra hep adil denildi ama görüyorsunuz. Şöyle böyle derdin. Onu imzalayıp daha sonra kimse hani Trabzon hak etmedi diyemez. Çok iyi oyun oynuyorlar dersen Ali Koç Efendi rakip istediğini yapsın. Sen istediğin kadar bildiri yayınla. Komik. Yani yürüyemeler de bana tersten bilmek gibi bir şey. Asıl sıkıntı, asıl skandal açıklama Ömer Faruk Ünal'dan geldi. Hiç beklemediğim bir açıklama. Diyor ki Buradan MHK Başkanı Sayın Sabri Çelik'e sesleniyorum. Bakın arkadaşlar bu çok büyük bir iddia. Eğer bu iddia doğruysa ki bir Allah'ın kulu bunu araştırmayacak. Eminim. Hiç kimse üstüne gitmeyecek. Niye? Sabri Çelik'e sesleniyorum diyor. Yaşar Kemal Uğurlu'yu arayacaksınız ve diyeceksiniz ki hangi TFF üyesini ziyaret ettin? Hafta içinde Trabzon'a neden gittin? Giderken izin aldın mı? Bakın. Hakemin Trabzon şehrine gittiğinden bahsediyor. Şimdi olayı değiştirelim. Fenerbahçe önde ya da Fenerbahçe e, kazanırsa Trabzon'u geride bırakacak puan olarak. Belki şampiyon olacak. Hakem eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'la yemekte bir araya geldi. İftarda bir araya geldi. Hatta iftar çadırı kuruldu. Herkes orada şey işte Yaşar Kemal Uğurlu da gitti orada iftar çadırında. Normal işte açtı elini dua ederken Aziz Yıldığım geldi o orada. geldi arkadaşlar da bir dikte geldi mesela. Aynı karede fotoğrafı alındı. Sizce Yaşar Kemal Uğurlu'nun neleri araştırılır? Bunu kimse muhtemelen araştırmayacaktır. Ben doğru olmadığını ümit ederek okuyorum. Yani TFF üyesini ziyaret edip Trabzon'a gidip sonra böyle bir maç yönetiyor. Buna dünyanın her yerinde şike derler. Buna dünyanın her yerine çekerler. Doğruysa, değilse de buna dünyanın her yerine iftira derler. Ali Ece de diyor ki, Sabri Çelik başarılı olsaydı zaten hala görevine devam ediyor olurdu. Hadi ikinci şansı verdin, üçüncü ne diyor? Yani bir insana niye üçüncü şans verirsin? Bizim ülkede bir insana niye üçüncü şans verirsin biliyor musun? Arkasında bir destek vardır. Ben artık çözdüm bu ülkeyi. Şimdi Ömer Farukunal diyor ki, hakem Trabzon'a gitti, TFF üyesiyle görüştü, her şey normal diyor de normal, şurada normal, buradan normal. Gidin bunu sorun diyor. Ben de diyorum ki eğer bu doğruysa skandal, değilse daha büyük skandal. Ama skandal olan bir şey var, ligimiz. Bu lig, yüzyıllarca skandal lig olarak anılmayı sürdürecek. 500 milyon dolardan 150 milyon dolara düşüyorsa, herkes bir sorgulasın. Ne yaptık da düştü? Bir ev alıyorsunuz. Misal Kayseri'den bir örnek vereyim. Bir ev aldınız. 2021 yılının Ocak ayında 300 bin TL aldınız. 2021 yılının Ocak ayında 300 bin TL aldığınız evi bugün satmaya çalışın. Minimum 800 bin TL. Minimum 800 bin TL. Hocam Kayseri'de evlerin altından altın mı çıkıyor? Neden pahalanıyor? Hayır. Ülke ekonomisine endeksli olarak değişiyor. Ve fırsatçılık şu bu artık adına ne derseniz deyin. Bunlar endeks olarak değişiyor. Yine aynı şekilde geçen sene bu zamanlar işte e, bin dolar almış olsanız bir misal veriyorum 8000 TL paranız var. Aynı doları bugün bozduracak olsanız işte 15500 TL paranız var. Bu dolarla bağlı. Değil mi? Bununla bağlantılı. Yani bizim ülkede de skandallar bununla bağlantılı. Skandallar ligin kalitesini düşürüyor. Yani adil birlik, adil rekabet varken 500 bin, Skandallık lig 150 bin. 150 binde de 120 bin. Ben şunu söylüyorum. Adaleti tesis edin. Türk futbolunda adaleti tesis edin. En fazla 2-3 yıl sonra yine 500 milyon dolarları görür. Zor değil. Bırakın şampiyon Kayseri spor olsun. Bırakın şampiyon Hatay spor olsun. Bırakın Türkiye kupasını o sene küme düşen takım kazansın. Bırakın derbiler 12-0 bitsin. Bırakın Anadolu takımlarının işte Lan bir maçta da 3 tane penaltı verilir mi? Dedirmesin kimse. 3 penaltıysa 3 penaltı. 4 kırmızıysa 4 kırmızı versin. Ama ben şimdi buna 3 tane kırmızı verirsem seneye izlenmez demek yerine ulan hak, hak neyse onu vereyim bitti. Kamerayla izlediniz, varla izlediniz şeyin. Üstünü örtmeye çalışmak yerine gerçeği ortaya çıkarmaya çalışın. Trabzon'un bugün penaltısından önce top taca çıkmış mı? Siz önce bir onu araştırın. Penaltı zaten penaltı Penaltı zaten. Pardon ikinci golde herhalde. Yok ikinci gol müydü? ilk gol müydü? Orta açıyor e, Samet idi sanırım. İstiklal Marşı okuyor. Aman ben okuyayım da İstiklal Marşı'nı bozmayayım diyor. Ha, sonra bakıyor kafa vuruyor. İşte yalandan bir koşuyor gözüküyor. Halı sahada bazen ben de yaparım öyle. Yalandan koşuyor gözüküyor de. Ulan bu da hiç şey yapmıyor demesin diye. O, to o top da mesela top taca çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bir bakın bakalım. Oynalanı terk ediyor mu etmiyor mu? Buna bakın. Sonra buna karar verin. Sonra buna karar verin. Ve şunu söyleyin. Fenerbahçe Rize'yi 6-0 yendi. Son 9 maçta 8 galibiyet elde eden ya da 10 maçta 9 galibiyet elde eden bir Fenerbahçe var. Bence şu an ligin son 10 maçlık periyodunda ligin en iyi top oynayan takım Fenerbahçe. Şu anki periyotta. Sen bu takımın önünü kesip ya bizim canımızın istediği şampiyon olacak dersen aşağıdan birileri çıkar küme düşme kaldırılsın dersin. Kimse izlemez bu ligi. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını bu lige yatırmayın. Günahtır. Günahtır. Ebu Zer Gıfari var. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz de inşallah onlara komşu olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Zer yalnız yaşar. Yalnız gezer. Yalnız ölür. Ki Rebeze çölünde sürgünde ölüyordu zaten. Geliyor Efendimiz'den sonra bakıyor ki Muaviye şey e, halife olmuş. Saray'a geliyor, Moavi'ye övünüyor bak nasıl sarayı yaptırdım. Wow! falan. Diyor ki: "Eğer bu sarayı kendi paranla yaptırdıysan israftır. İsrafta haramdır. Allah Teala yiyin için israf etmeyin çünkü israf edenleri sevmem." diyor. "Veler ki bu sarayı halkın parasına yaptırdıysan hem israftır hem haramdır." diyor. Tabii bizim kaynaklarımızda birçok arkadaşımız işte e, bir şeyleri övme derdindeler. Farklı görüş derdindeler. Yani marjinal olma derdindeler. Ben de şimdi diyorum ki eğer Türk futbolunda birilerinin ipiyle kuyu kazıyorsanız bu sene şu şampiyon olsun bu sene şu şampiyon olsun daha çok izlenir diyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Eğer birilerinin hani birileri şampiyon olsun diye yayıncı kuruluşu falan hiç umursamıyorsanız hem yanılgı içindesiniz hem haramların içindesiniz. Bu haramlar sizi mahveder. Dikkat edin. Bu dünya ceza yeri değil, imtihan yeri. Yani o Squid Game'deki gibi kıpırdayanı vurmuyorlar. Kıpırdayanı vurmuyorlar. Bekliyorlar. Bitsin. Oyun bittikten sonra var kayıtlar gelecek önümüze. Orada oynayabilecek misiniz? Orada değiştirebilecek misiniz? Onu düşünün. Dediğim gibi bu kadar organizasyon benim için, insan olduğu için yaratılmışken ben çıkıp da yiyip, içip ee, başka şeyler çıkarıp toprağa girme derdinde değilimdir. Size de tavsiyem bu. Adaletten şaşmayın. Ve kendinize yapılmasını istediğiniz, istemediğinizi başkasına yapmayın. Ben şunu söyleyeyim. Evet iyi oynadıkları top vardır. Ama insanların akıllarında bu sezon şikeli sezon olarak kalacaktır. Ne zaman değişir? Ne zaman adalet gelirse futbolumuza. Görüşmek üzere arkadaşlar.